Arkadaşlar merhaba. Tekrar TİB'in düzenlediği webinara hepiniz hoş geldiniz. Umarım bu sefer daha önce yaşadığımız teknik aksilikleri yaşamayız diye düşünüyoruz. Biz de kısmen daha tecrübeli hale geldik. Şimdi aslında tabii son uzun bir zamandır son günlerin en büyük konusu petrol tabii ki. Petrolden diğer şeylere de geçeriz. Çok kısaca petrole değinmeden atlamayalım. Arada gene değineceğiz tabii. Birçok arkadaşım bu emtiada, enstrümanda pozisyonu olduğu için başka türlüsü de olmaz zaten. Şimdi petrolde şöyle çok %100 İnanıp güvenerek hareket etmek doğru değil tabii ama elimizdeki şu anda teknik açıdan tek görüntü neredeyse bu. Kısa bir trend oluştu. Düşüş trendi. Bu trend işte şey yaparsak çok kayboluyor tabii. Bu şu hale geliyor. Şu şekilde tutmak durumundayız. Ayın 22'si galiba. 22'sindeki yaptığı işte 8.50 zirvesi. Enteresan rakamlar değil mi? 850'ye bile zirve dar hale geldik. 850 zirvesinden sonra oluşan saatlik görüntüde bir şey var. Sabah iyi bir mum hareketiyle yukarı yönlü bu trend kırıldı gibi göründü ama tekrar trendin içine doğru bir hareket var. Aslında bu kadar ihlal çok küçük tabii. Mesela yani buradan seviye 7.85'ten geçiyor trend çizgisinin seviyesi. Bunlar küçük ihlaller kabul edilebilir aslında çok büyük hareketler değil bunlar ama zaten trendin kendisi de çok küçük bir trend. Yukarı yönlü bir hareketle bu trendin üstüne atarsa bu iyimser bir sinyal. Her şey bitti, her şey iyiye döndü demek değil belki ama iyimser bir sinyal haline gelebilir. Esas ikinci ciddi aşama daha önce 13.50 diyorduk ama ikinci ciddi aşama aslında şurada 8.50'nin üstünde yerleştiğini görmek doğru olacaktır. Aşama aşama gideceğiz tabii. Ondan sonra da bir 13 sınavı var. Tabii burada şimdi aslında petrolde bu tür teknik grafiklere bakarken şöyle bir handikap doğuyor. Daha önce de bahsetmiştim. Ben birçok başka firmada spot fiyat olmasına rağmen yani vadeli kontrat, safety kontratlardan bahsetmiyorum. Zaten onlar artık neredeyse kafasına göre fiyatlamaya başladı. Her biri kendi içinde belli dengeler yüzünden başka başka fiyatlıyor. Çok bu kadar sert piyasanın içinde normal kabul edilse de kendi içinde değerlendirdiğimiz zaman spot fiyatı bile başka firmalarda başka rakamlar üzerinden görebiliyoruz ama burada oluyor tabii yani grafiklerde de çok ciddi değişiklikler oluyor. İşte bir başka firmada bir bakıyorsunuz 12'yi görmüş, bir bakıyorsunuz 2 saat sonra 5'i, 6'yı, 4'ü görmüş falan. Yani bugün de oldu mesela o hareket. Sabah şuradaki bizim TİKMİL'deki seviyenin 7.60'tı yanılmıyorsam. 7.60 civarına geldiği saatlerde daha önce 11.30-12'leri gün içerisinde gidip gören firmanın, bir başka firmanın, bu bahsettiğim firmalar kale alınacak ciddi firmalar yalnız. Yani böyle dünya çapında müşterisi olan firmalardan bahsediyorum. 5'in 5'i ya da 5.35'i falan gördüm. Yanlış hatırlıyor olabilirim. 5'li bir rakamı gördüm. Yani bu manada aslında TİKMİL'in daha önce de bahsetmiştim. Böyle hani daha kolay anlatmak için öyle bir isimlendirme yok tabii Forex'in içerisinde ama daha güvenli bir moda geçtiğini görüyorduk biz. Bu biraz da açıkçası şöyle, fiyat sağlayıcılar arasında işin özü şu, fiyat sağlayıcılar arasında korkunç spreadler açıldı. Spread olarak bile çok ciddi spreadler açıldı. Ve korkunç makaslar açıldı. Fiyat farkları oluştu. Kurumdan kuruma değil, fiyat sağlayıcılar içerisinde bile böyle. Yani abartarak anlatırsak mesela adam öyle spread açmış ki fiyat sağlayıcı açısından söylüyorum bunu. İşte yani bizde nasıl şu ekranda baktığınızda 7.85-7.75 ise alış satış arasındaki spread 10 pips ise
Fiyat sağlayıcılar arasında bu split şu anda 3 dolara 4 dolara kadar çıktı. Yani işte 6 dolardan satarım 10 dolardan alırım şeklinde dönüştü iş. Tikmin'in zaten tahmin ediyorum şeyi pozisyon sadece pozisyon açmayı engellemesinin sebebi de bu. Bu esnada Tikmin'de çok yataya yakın bir hareket seyrediyoruz. Bakın yani şöyle. Hani grafiği biraz büyüttüğümüz zaman çok küçük günlük 50 sent yukarı 50 sent aşağıya falan. Diğer firmalardaki marjinal hareketleri görmüyoruz. Bu tabii yatırım şeklinize göre değişir. Eğer işlem açabiliyorsanız ve kısa süreli day trade ya da scalp işlemler açıyorsanız mesela 5'e düştüğünde al, 10'a düştüğünde sat ya da işlemi kapat şeklinde o başka bir şey ama yani en azından ben kendi adıma söyleyebilirim. Benim tarzım bu değil. Bir de zaten şu ana kadar taşıdığımız pozisyonlar buna el vermediği için biz o manada bir şey de değiliz. Hani korumacı daha stabile yakın hareket eden bir fiyat şekli. Açıkçası dediğim gibi ben kendi adıma söylüyorum. Benim şahsen daha çok işime geliyor. Birçok arkadaşım da bundan memnun olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum tabii dediğim gibi bu sizin işlem tarzınızla ilgili. Burada tabii şey yani hani beni tanıyan arkadaşlar bilirler hiç böyle bir şeyim yoktur. Yani hiç böyle bir tarzım yoktur. Böyle firmanın reklamı yapmak gibi bir amacım hiçbir zaman olmadı. Dediğim gibi daha önce de söyledim. Bu olursa da ayıp değil ama sadece şunu söylemeye çalışıyorum. Burada çalıştığınız firmanın şeyi çok önemli. Hani yatırımcıyı ne kadar koruyor? Bu ayrıntı çok önemli. Yani şeyden vazgeçtik zaten. Gönderdiğiniz parayı alıp alamamak, o merdiven altı ne olduğu belli olmayan regülasyon firmalarından lisans alan firmaları falan bahsetmiyorum. Yani onları hiç konuşmaya bile değer bulmuyorum. Onun dışında hani birçok firmada şu anda yani biz evet çok canımız yandı. İslami hesaplı olmamıza rağmen swap işletilmeye başlaması tabii ki istemiyoruz. Yani herhalde en çok da işlem büyüklüğü açısından günlük ödediğimiz swap açısından baktığımızda en çok zarar görenlerden birisi de benim ama diğer firmalara baktığınızda gerçekten şunu söylemek lazım. Böyle abuk sabuk korkunç swaplar var ekranlarda. Hani dayanılmayacak yani. Evet şeye 1.000 lot için 40 dolar çok ucuz aman canım burada neymiş denecek bir swap değil ama hani 1.000 dolar için 40 dolar yerine 300-400 doları ekranda görmek tamamen doğrudan yatırımcına pozisyonu kapat arkadaşım demektir. Bu tür şeyler oluyor bugünlerde. Tipinde 3-4 gündür belki 5 gündür İslami olmayan swap'ta da herhangi bir değişiklik yok. O açıdan bizim içimiz aslında rahat. Bizim için çok ciddi bir handikaptı. Bir de şöyle bir şey var. Alım swap ile satış swap arasında birisi eksi birisi artı ama arada hani şey mutlak değer olarak işte birisi eksi 5 birisi artı 4. Yani genelde swap'lar böyle olur yani. Ama diğer bazı firmalara birçoğuna hatta baktığınızda yani ben birisini söyleyeyim mesela eksi 28'e artı 6. Hani yani satsan da vermiyor. Adam doğru düzgün satışa swap oynayayım desen onu da istemiyor. Artı 6 dolar veriyor. Ama alırken 280 dolar alıyor. Yani verirken 60 dolar veriyor pardon. Yani 4-5 katını alıyor. Bir parçasını sana veriyor falan. Neyse çok kimin ne yaptığı bizim umurumuzda değil. Bu dönemde yatırımcısını koruyan firma bir yatırımcı açısından ne kadar önemli bunu da görmüş olduk aslında. Bu konuyu fazla uzatmaya gerek yok. Şeyi söyleyelim. Petrolde son gelişmeler ne? Petrolde arkadaşlar şu anda teknik detayın dediğim gibi teknik detay bu aralar sadece çok küçük ipuçları şeklinde olabilir ama yani bu işte kanalın üstüne çıkacak mı çıkmayacak mı falan. Yani hani bunlar belki şey küçük ipuçları açısından önemli olsa da çok tabii bu kanalın üstünde yerleşse bile yani işte tamam biz buradan kaptırdık gidiyoruz yarın 40'ı görürüz 2 güne kalmaz 50'yi görürüz falan diyecek durumda değiliz. Tabii petrolde hepinizin bildiği gibi gündemi özellikle Amerika'dan gelen
haberler yönetiyor. Amerika'dan gelen iki tarz haber çok önemli. Birincisi hastalık verileriyle ilgili, işte kaç kişi hastalanmış, kaç kişi ölmüş, iyiye mi gidiyor, kötüye mi gidiyor? İstatistiksel olarak rakamlar nereye doğru gidiyor? İşte ne zaman şehirlerde hayat normale dönecek, ne zaman petrol tüketimi artacak gibi hastalık ve hastalığa bağlı toplumsal yaşam açısından gelen haberler birincisi bu. İkincisi de stok ve petrol üretimiyle ilgili Amerika'daki yine petrol üretimiyle ilgili haberler çok önemli oluyor. İkisini de çok kısaca özetleyelim. Hepiniz mutlaka takip ediyorsunuz ama neticede bu işte bir bilgi paylaşımı. Burada da onu da kısaca paylaşmış olalım. Birincisi Amerika'da hayat ne zaman normale dönüyor onu tabii bilmiyoruz. Aşama aşama döneceğini biliyoruz. Son genel olarak özetlersek durum şöyle. Trump eyalet valilerine bu konuda yetkiyi devretti. Eyalet valilerinin içerisinde Amerika'da 53 ya da 54 eyalet var. Bildiğim kadarıyla. 52'ydi sonra Alaska da katıldı galiba değil mi? 53 oldu. Olcan oradan bilmiyorum diyor. 53 ya da 54 eyalet var. Böyle değilse de sallamış olarak kabul edin ama o civarda bir şey. Yani hani 5 tane hata yapmıyorum emin olun. Ya bir ya iki hata halde söylüyorum bunu. Bu 53-54 eyaletin içerisinde 12'si 1 Mayıs itibariyle kademeli olarak tedbirleri gevşeteceğini ve normale döneceğini açıkladı. Benim bildiğim kadarıyla, duyduğum kadarıyla New York ve Illinois galiba. İkincisinden emin değilim ama birisi New York. New York daha 1 Mayıs için bu tarihin erken olduğunu söyledi. Yani o biraz daha beklemek istiyor. O belli bir tarihi açıklamadı. Yani olumlu olumsuz diye ayırırsak 12 tanesi olumlu haber verdi. 1 Mayıs'ta normal hayata tümüyle değil ama kademeli olarak normal hayata döneceğini bildirdi. Bir tanesi olumsuz New York o da onu bildirdi. Geri kalan işte 40 küsür eyalet benim duyduğum kadarıyla daha henüz kararını açıklamadı. Önümüzdeki günlerde onlar da açıklayacak. Tabii ne kadar çok eyalet hayata kademeli dahi olsa hızlı bir şekilde dönerse çok doğal ki o kadar hızlı petrol kullanımı artacak. Bu da özellikle stoklarda çok ciddi etkiler yaratabilir. Şimdi genel olarak sohbet ettiğimizde şunu görüyoruz. Aslında petrol kullanımı ile ilgili genel kanı şöyle bir yanılgı olabiliyor. Yani petrol eşittir işte araç. Bu araçların içerisinde de uçaklar çok önemli bir şey alıyor, bir kapasite alıyor falan gibi bu tür yorumlar var. Öyle değil. Mevzu öyle değil. Şöyle, toplam petrol kullanımının dünyada normalden bahsediyorum. Koronavirüsü zamanında bu işler çok şaştı tabii. 100 milyon varillik bir üretim ve 100 milyon varillik bir tüketim var ortalama. Bunun içerisinde %7 civarında jet yakıtı tutuyor. Bu %7'lik jet yakıtının içerisinde de hani 3'e 4, %3'e %4 gibi falan ayrışıyormuş. Ya da %2'ye %5 gibi. Yani %2'si askeri, evet askerlerin kullandığı yani ordular tarafından kullanılan uçak yakıtları. İşte %5'i de sivil havacılıkta kullanılan uçak yakıtları. Şimdi asgari alanda zaten kullanılıyor bunlar. O konuda herhangi bir sıkıntı yok. Devam ediyor çünkü. Yani o konuda yok. Faaliyetler durmadı. Sivil havacılıkta bir kayıp var. O da dünya üretimi ve tüketimi üzerinden hesapladığınız zaman %5 civarında bir kayıp var. Aslında mevzu şu. Petrol sadece yakıt ve enerji olarak da kullanılmıyor. İşin içerisinde tabii plastik ham maddesi, başka kimyasal ham maddeler falan da var. Yani bunlar da ciddi oranda tutuyor. Bu üretim ham maddesi olarak kullanılan petrolün de hani Amerika'da özellikle normal hayata geçişin başlamasıyla beraber
ciddi şekilde, şimdiye göre en azından ciddi şekilde artacağını varsayarsak, bunlar olumlu haberler. Olumsuz ve işin stok tarafı şu, işin stok tarafında işte petrol transferi, Teksas'taki petrol transfer merkezinde birçoğunuz okumuştur, yine de tekrar edelim. Yaklaşık 76 milyon varillik bir transfer depo merkezi var. Bunun geçen hafta itibariyle 55 milyon varillik kısmı dolmuş. Yani 20-21 milyon varillik orada bir boş alan var. Sıkıntının aslında eğer bu merkezdeki stok sahası dolarsa, sıkıntının o zaman çok büyüyeceği, sanki şu anda küçükmüş, küçük bir sıkıntı varmış gibi, yani 7,5'larda petrolü görüyoruz. O zaman daha büyük olacağı söyleniyor. Sebebi de şu, petrol transfer merkezinde eğer sizin bir petrol şirketiyseniz, tabii bir kere kapasitenin dolmuş olması çok ciddi bir sıkıntı, o ayrı. Onun dışında bir de şöyle bir durum var. Petrol transfer merkezinde sizin bir stoğunuz yoksa, ama bir üretici şirket olarak bir yere petrol transfer etmek istiyorsanız, bu merkezden aktarmak zorunda olduğunuz için sizin stok sahanızın dışında bu sahada petrolünüzün olmaması petrolü sevk edemememize ve ciddi kargaşalara sebep olacağı düşünülüyor. Ayrıca tabii yani petrolü koyacak yeriniz yoksa bir şirket, iki şirket için bahsetmiyoruz. Genel olarak söyleyeceğimiz şey şu, petrolü koyacağınız yer yoksa tabii ondan sonrası için işte şey, hani satmasak ne olur, çıkartır dökeriz, böyle bir seçeneğiniz de yok. O açıdan çok ciddi bir kan kaybı yaratabileceği düşünülüyor. Umarız oralara gelmez. Aslında çok bıçak sırtı bir seviyede petrol stok gidişatı diyelim yani. Şu günlerde petrolün arz talep dengesi, sadece Amerika için söylüyorum, 1,5 milyon varil artı veriyor ortalama günlük. Hani yani bunun artı vermesinden sembolik bile olsa eksiğe döndüğü anda aslında her şey iyimsere dönecek. Yani insanların şu anda çıktığı yerden petrolün satış yediğini görmesinin ana sebebi bence bu. Yani şunu söylüyorum, 1 milyon varil, işte 1,5 milyon varillik bir ortada handikaplı bir şey var. 1 milyon varil talep artsa, 1 milyon varilde üretim kısılsa ya da 2 milyon varillik bir talep artsa, hani bu 1,5 milyondan büyük her türlü iyileştirme petrolde çok ciddi, bütün görüntünün değişebilmesine sebep olabilir. Ama çok enteresan ki geçen hafta verileri gene öyle. Amerika'nın üretim tarihindeki neredeyse rekor kırıldığını gösteriyor. Günlük ortalama 12,5 milyon varil petrol üretmiş Amerika geçen hafta. Yani bunu gerçekten anlamak mümkün değil. Yani hani bazı şeyler vardır ya, işte kimse görmüyor, biz mi görüyoruz? Kimse görmüyor, bu kadar basit mi? O kadar basit olsa niye çözüm bulmazsın ki insanlar falan? Ama gerçekten basit. Yani hani bir ülkedeki devlet başkanı ya da bakan, her neyse ya, yani yönetici sözü geçen insan, büyük petrol şirketlerini toplayıp da abi aklınızı başınıza alın, bu iş böyle olmuyor. İşte 1000 varil satacağına 8 dolardan 100 varil sat, 50 dolardan sat. Bu matematiği bu insanlara anlatmak ya da bir hani bu kadar zor olmasa gerek. Bunu çok basite indirgeyerek söylemiyorum. Gerçekten böyle. Yani bu adamlar niye görmüyor? Bunu niye görmüyor falan? Hani en nihayetinde işte biz biraz önce kendi aramızda konuşurken de şey söyledik. İşte ne diyor adam? Akciğerlerinize çamaşır suyu pompalayın, bu işten kurtulursunuz falan diye. Bunu ciddi olarak söylediğini herkes de biliyordu. Sonra çamura yattı. Neyse, onlar beceremiyorsa kendi kendilerine becerecek belki sistem. Batan şirketler üretimi bırakmak zorunda kalacak herhalde. Birçoğu kalmış zaten ama bu mevzu zaten Amerika'da kötü yönetilmesi sebebiyle, bakın buradaki Brent'in şu anda 19,82, 19,83, yani 20 civarında olması, WTI'nin ise 8 civarında olması, yani 12 dolar civarında bir makas.
Ama 12 dolar civarında bir makas VTI fiyatına göre hesap ettiğiniz zaman yani %150 daha fazla yani pardon. Ya evet %150 daha fazla. Hani hiç böyle bir makas yememişti VTI Grand tarafından. İşte 70-80 dolarlara, 100 dolarlara çıktığında 10-12 dolarları gördük ama orada da oransal olarak hesap ettiğiniz zaman %10 falan oluyordu. Böyle %150'lik bir farkı ben grafikte de sadece bana denk gelmedi değil, grafikte de ben daha önce hiç görmedim yani grafik tarihçesinde de görmedim. Bunlar tabii çok önemli şeyler. Brent'in biraz daha doğru fiyatlarla daha hani VTI'ye göre daha makul fiyatlarla tutulmasının sebebi de işte aynı mantıkla üretim ve satış dengesi Brent'te biraz daha pozitif VTI'ye göre. Ne sebeptedir bilinmez ama Amerika inanılmaz bir şekilde fiyat düştükçe üretimi arttırıyor. Fiyat düştükçe üretimi arttırıyor. Evet, şunu söyleyenler var. Yani burada batmak üzere olan birçok şirket var ve buradan gelen nakit akışına 1 dolar bile olsa ihtiyacı var. Şalteri indirdiği anda zaten battığını kabullenmiş olacak. Bunu da şey yapamıyor. Yani firma son şans da olsa onu denemek istiyor. Onu denemeye çalışıyor. Bir yorumlar var ama bu krizden çıkışın yöntemi bu olmadığı çok aşikar. Öyle olsaydı fiyatların şimdi daha makul yerlere taşındığını görmüş olmamız gerekirdi diye düşünüyorum. Petrol konusunda ya da diğer konularda yine şimdiden söylemiş olalım. Hani sorularınızı yazarsanız webinarın sonunda atlamadan hepsini cevaplandırmaya çalışacağız. Sorular ufak ufak gelmeye başlamış. Evet. Son 15-20 dakikada onları cevaplandırırız. Şimdi konumuza yavaş yavaş devam edelim. Petrol mevzusunu bu şekilde geçmiş olalım. Bir başka krizden etkilenen önemli sektör, büyük sektörlerden birisi de tabii borsa sektörüydü. Uluslararası borsalarda, Amerika'da, Avrupa'da. Şimdi yarın hepinizin bildiği gibi Amerika'da Fed'in bir faiz artış ya da yani daha doğrusu faiz kararı var, öyle diyelim. Faiz artış kararı değil de faiz kararı var. Şu anda mevcut politika faizi 0,25 Amerika'nın, Fed'in. Yarın değişik rivayetler var. Invest'e baktığınızda beklenen stabil kalması, 0,25'te kalması, değişmemesi ama piyasada sıfıra düşmesi, tabii artması yönünde herhangi bir beklenti yok zaten kimse tarafından. Bu çok mantıklı da değil. Ama düşmesi yönünde bazı senaryolar yazılıyor. Onları duyuyoruz, okuyoruz, görüyoruz. Sıfır ya da hatta eksi faiz gelebileceği, dedim bu konuda bir sürpriz yapabileceği doğrultusunda yorumlar var. Şimdi bu şekilde olursa ne olur? Onu incelemeye çalışalım. Ben bir arkadaşla gene bugün içinde bu konuyu konuşurken söylediğim şunu söylediğimi hatırlıyorum. Yani gerçekten de fikrim o. Amerika bence Fed daha doğrusu bu koronavirüs hikayesinde piyasa, borsa lardan bahsediyorum. Piyasadan kasıt o. Tabii hepsi öyleydi. Majör pariteler, para çipleri de çok ciddi satış yedi. Dolar endeksi çok hızlı güçlendi. Öbür taraftan endeksler işte Nasdaq 6.000 nerelere kadar geldi? 6.900 lira. Yok pardon. 6.600 lira kadar geldi. Şu bölgeye kadar geldi. Çok hızlı satışlar yedi. Hani Nasdaq sadece şey diye gösteriyorum, örnek olsun diye gösteriyorum. Diğer borsalarda en az bunun kadar sert satışlar yedi. Tabii petrol o zamanlardan bu zamana hala işin öncüsü, çok ciddi petrol satışıydı. Yani ne varsa satıldı, hatırlıyorsunuz. Öyle ki
Bu tür dönemlerde primlenmeyi çok seven altın bile çok ciddi bir satış idi orada. İşte margin kola düşen yatırımcıların imdadına yetişmek için altın satılmaya başlandı dendi. Velhasıl kelam dolar hariç herkes ne buluyorsa satıyordu. Herkes dolara dönüyordu o dönemlerde. Sonra tabii Fed'in ve Amerikan Hazine Bakanlığı'nın açıkladığı peş peşe tedbirler sayesinde özellikle borsalar ve para çiftleri, majör paralar ciddi şekilde tutuldu. Hatta bu düşüşün çok ciddi bir kısmında geri aldı. Petrol onu beceremedi, onu yapamadı. Petrolün başka bir hikayesi olduğu için. Neyse, ciddi bir şekilde topladı. Şimdi iş biraz kilitlendi. Şöyle kilitlendi aslında. Hani çok basit bir denge var. Borsa faizi sevmez. Amerika için konuşuyoruz. Borsa faizi sevmez. Net faiz almak işte almaya yetkin net faiz alabilen bir de ciddi faiz alabilen bir yatırımcı şekli varsa Amerika'da. Tabii bunu faizde hani riskli emtia, daha riskli, az riskli, hiç risksiz falan gibi sınıflara ayırdığınızda borsa tabii ki faize göre kısmen daha riskli grupta. Tabii böyle işte 1,5-2'lerdeyken faizler ya da bu seviyelere göre mukayese ettiğiniz zaman tabii faizin yüksek olması borsaya yaramıyor. Bu doğrultuda küçük küçük adımlarda ne kadar yükselirse o kadar borsa zayıf kalıyor diye düşünülüyor. Ama şimdi öyle kritik bir eşiğe geldik ki faiz şu anda 0,25. Yani arttırdığınız zaman 0,50'ye çıkardığınız zaman kimsenin öyle bir beklentisi yok. Tekrar söylüyoruz ama bütün olasılıkları değerlendirmek için konuşuyoruz bunu. Arttırdığınız zaman borsa endeksinin güçlenmesi yönünde. Yani 0,25'ten 0,50 ya da 0,75 ne yaparsanız yapın. Arttırdığınız zaman bu dolar endeksinin güçlenmesi yönünde bir katkı vermiş olacaksınız ki bu da sıkı para politikasına kısmen yönelmek demektir. Bu borsanın hiç sevdiği bir şey değil. Çok küçük bile olsa böyle bir durumda tabii daha farklı bir etki yaratır ama normal zamanda bile olsa çok küçük bile olsa diğer faktörleri ayrı tutarak söylüyorum. Diğer faktörler yükselme yönünde etki yapabilir ama bu faiz artışı borsaların düşüş yönünde bir baskı sebebi olur. Diğer faktörler tabii çok daha güçlü yükseliş yönünde etki yapıyorsa o zaman borsa yükselir. Tek başına bu değil tabii etken. Ama böyle bir olasılık yok. Yani dolayısıyla faiz arttırmak diye bir şeyin söz konusu olmadığını bütün piyasa biliyor. Peki diğer alternatif ne? Düşmesi, faizin düşmesi. İyi de 0,25'teyiz. Düştüğü zaman hani eksiye geçerse zaten o çok ciddi bir resesyon habercisi. Hani resesyonu zaten biliyoruz. Artık Amerika resesyona girdi. Bunun kimseden saklanacak bir tarafı yok ama hani eksi ve negatif faiz psikolojik olarak da hem yatırımcıyı hem para piyasalarını bütün dengeleri çok ciddi şekilde alt üst eden Fed tarafından gelebilecek bir eksi faiz çok ciddi bir psikolojik etkisi olur. O zaman da hani faiz düştü, düşürüyoruz işte abi. Yani daha ne istiyorsunuz modundan çıkar iş. İnanın faiz arttırmaktan çok daha kötü bir sonuca ilerler mevzu. Yani bundan adım kadar eminim eksiye düşmesi. Peki bu ikisinin dışında ne olabilir? Yani düşer ama sıfıra düşer. Yani sıfır da eksi kadar olmasa bile psikolojik bir baraj ve böyle diken üstünde durmaya falan benzer. Hani bugün eksi olmadı ama sıfır oldu. Bir sonrakinde acaba eksi olur mu tedirginliğini yaratmaya bence yeter. Çok uzun zamandır zaten eksi görmedi Amerika ama faiz arttırmaya başladığı zaman 2015 Aralık ayın 2015 Aralık ayıydı galiba. Ya da 2016 Aralık ayı işte her neyse ilk uzun zaman sonra ilk defa faizi arttırmaya başladıktan sonra bu rakamlara tekrar döneceğini bence piyasa hiç düşünmüyordu. Yani
O zaman hatırlarsınız ilk faiz arttırıldı. Sonra işte yıl içerisinde ilk faiz Aralık ayında arttırıldı. Devam eden yıl içerisinde 2 ya da 3 faiz artış beklentisi vardı ki öyle oldu. Ondan sonra bir sonraki yıl için 4 faiz ya da 3 faiz dendi ki o da 3 aşağı 5 yukarı yerine geldi. İşte bu 2019 meselesinde de aslında planlar dahilinde hareket ediliyordu. İşte 2019'da da onlar yapıldı. Peşinden korona kapıyı çaldı. İşin bütün şeklini değiştirdi. 3-4 yıl içerisinde Amerika'nın inşa etmek istediği finans politikalarının tamamını yıktı geçti. Tekrar sıfıra işte neredeyse sıfıra şu anda 0,25'iz. 50-50, 0,50, 0,50 falan gibi böyle Amerika'nın çok uzun zamandır yapmadığı şekilde faiz indirimlerine sebep oldu. Uzatmayalım mevzuyu. Şimdi yarın Fed'in işi çok zor. Ben sabit kalacağını düşünüyorum. Daha doğrusu en mantıklısının piyasada yani yükseltirseniz sıkıntı, düşürürseniz sıkıntı. Dolayısıyla en mantıklısının sabit kalması gibi görünüyor. Benim fikrim bu. Invest'teki beklenti anketinde de sabit kalacağı yönünde beklenti var. Bakalım yarın göreceğiz. İşte bu maalesef 0,50 0,50 faizleri harcarken biraz bol keseden davranmış olmanın verdiği cezayı çekiyor şimdi. Yarın netleşecek bu konuda süreç. Ama ben tekrar söyleyeyim. Yarına özel söylemiyorum. Bakın benim kısa vadeli tahminlerim olmadığını birçok arkadaşlar bilir. Hani yani var ama kendime saklıyorum değil. Yani açıkçası ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Yani böyle işte faiz sıfır olursa ne olur? 0,25'te kalırsa anlık olarak ne olur? Ya bu benim işim değil. Becerebildiğimi de söylemek çok doğru da değil. Yani ileriye yönelik ben hani ileriye yönelik derken piyasanın böyle 3-5 gün sonra ya da 1-2 gün sonra en azından mevzuyu içine sindirdikten sonra ne olacağını fikir yürütmeye çalışmak bana daha cazip geliyor. İşte bu hani Nasdaq özelinde bütün borsaları yorumlar gibi düşünürsek ben geçen sefer de söylemiştim. Bu eski zirvelerin çok aşılabilir ve kolay ulaşılabilir seviyeler olduğunu düşünmüyorum. İşte Nasdaq'ta bu 10 bin seviyesi. S&P'de Dow Jones'ta tabii daha farklı seviyeler var. Burada görüyorsunuz burada önemli bir dirence takıldı zaten. Nasdaq gün içerisinde de. Şimdi dediğim gibi yarın sıkışık olmanın verdiği bir sıkıntı var. Bu esnada da günlük grafik bu. Günlük grafiğe baktığınızda da hani çok ciddi bir de düzeltmeye ihtiyacı var. İşte neden burası olmasın o düzeltme? Yani aşağıya kırar ve daha önce gördüğü 6600'leri aşağıya kırar geçer manasında söylemiyorum ama bu bölgelerde bir aşağı yönlü bir hareket yapıp toparlanacaksa bile ha devam edecekse zaten eder. Ama toparlanacaksa bile işte belli bir şeyle rutin düzeltme ve yükselme mantığıyla gitmesinin beklenmesi işte neden o seviye bu seviye olmasın? Bir de Fed'in bu kadar elinin kolunun bağlı olduğu dönemde bunun gerçekleşmesi bence işte şey değil, mantıksız değil. Önümüzdeki günler açısından çok ben olumlu görmüyorum açıkçası borsayı. Sanki biraz fazla risk işte aşağı yönlü risk taşıyormuş gibi görünüyor. Borsada çok işlem yapmasını yani borsa endeksleri açısından söylüyorum. Çok işlem yapmasını seven bir yapım yok. Yapmıyorum da. Ama işte hani neticede borsa endekslerindeki hareketler diğer enstrümanlara da gerçekten çok ciddi şekilde kılavuzluk edebiliyor. O açıdan tabii ki çok yakından takip ediyoruz. En azından fikir yürütmemizin bir sakıncası yok. Ben bugünlerde biraz aşağı yönlü hareket olabileceği kanaatindeyim. Yarın özelinde söylemiyorum, tekrar söylüyorum. Kararın alındığı dakikada anlık yukarı mı yapar, aşağı mı yapar o konuda bir fikir yürütmüyorum ama mevzu işin içine birkaç günlük bir işi karar ne olursa olsun bir de üstelik yatırımcı bunu içine sindirdikten sonra piyasanın hiçbir şekilde
faiz konusunu en azından düşse de yükselse de olumlu yorumlayacağını sabit kalsa da olumlu yorumlayacağını düşünüyorum. Çok yaramayacak ama şu var, bu inkar edilemez bir gerçek. Borsanın daha önceki bir webinarda da daha önce benim çektiğim bir videoda da söylediğimi hatırlıyorum. Yine aynı cümleyi etmekte bir sakınca görmüyorum. Borsanın ilacı para. Amerika parayı bastığı müddetçe borsayı ayakta tutmaya gücü yeter. Bu inkar edilmez. Yani bu konuda kararlı görünüyorlar. Ne kadar sabredebilirler, ne kadar taşıyabilirler onu bilmiyoruz. Zaman içerisinde göreceğiz ama kendi iş dengelerinden bu borsayı taşıma iştahları borsanın kendi iş dengelerinden etkilenmeyeceği manasına da gelmez. Hani böyle kriz halinde böyle 4.000'lere giden bir Nasdaq beklemesek bile işte arada 1.000 puanlık, 1.500 puanlık, 2.000 puanlık düzeltmeler olacaktır. Bizim kastettiğimiz şimdi en azından düzeltmenin vakti yaklaşmış gibi görünüyor. Şu anki piyasa konjonktürü de buna müsait gibi duruyor. Kastettiğimiz bu. Üstelik bugünlerde Amerikan borsalarında hani her yerde öyle zaten 2020 yılının ilk 3 aylık bilançolarının açıklanma dönemi yavaş yavaş açıklanıyor. Evet, şimdi kimse borsanın içindeki herhangi bir şirketten çok parlak bilançolar beklemiyor ama şöyle de bir psikolojik etkisi sanki olabilir gibi duruyor. Yani işte kaç tane şirket bilanço açıklıyor? 100 tane şirket. Birincisi açıkladı, kötü. İkincisi açıkladı, daha da kötü. Üçüncüsü açıkladı, bundan da kötü falan gibi. Bu böyle siz ne kadar kötü bilançolara hazırlıklıyız ve biz bunu zaten bekliyoruz deseniz de böyle hep peşi peşine birbirinden kötü, birbirinden kötü gelecek bilançolar yatırımcıyı bir psikolojik şeye sürükleyebilir. Bunun da en azından müspet etkilemeyeceği kesin. Bu doğrultuda bir şey olumsuz bir etken de bu şekilde görünüyor. Eyaletlerin normale dönme sürecini söyledik. Diğer taraftan bu etkileri gelişmekte olan ülkeler kendi üstünde nasıl hissediyor? Onlara bakalım arkadaşlar. Burada mesela gelişmekte olan ülkeler dediğimiz zaman tabii iki para birimi bizim için çok önemli hale geliyor. Birisi kendi paramız olduğu için dolar TL 7 lira sınırlarındayız tam. Uzun bir zamandır 7 lira sınırlarındayız. Bugün hatta yok geçmiş miyiz? Yok geçememişiz. Tam sınıra gelmiş tıkılmış. Yani 7 lira önemli bir sınır olduğunu burada gösterdi. Gelişmekte olan ülkelerde şimdi görüntüyü şu açıdan biraz netleştirelim. Şimdi bakın bu bizim günlük grafiğimiz sıkıştırılmış. Bu da Güney Afrika randımanı günlük grafiği. Hani yani böyle çok küçük küçük bir aşağı yönlü hareket varmış gibi görünse de bu ciddi bir hareket aslında günlük grafikte olduğu için. Bunu şunun için karşılaştırmalı bakmak için söylüyorum. Güney Afrika zarının Güney Afrika randımanı daha önce şurada yaptığı agresif harekete TL biraz daha pozitif ayrışarak cevap vermişti. Ama ne yazık ki özellikle son günlerde aynı hareketi biraz gecikmeli de olsa bu sefer TL yapmaya başladı. TL uzun zamanın hani geçen 2018'deki zirveyi kastetmiyorum ama işte son birkaç yılın zirvelerindeyiz şu anda. Güney Afrika zarı biraz aşağı yönlü küçük bir düzeltme eğiliminde gibi görünse de şu son 2-3 gündür TL'de öyle bir eğilim göremiyoruz. Tabii bunun iki sebebi var. Birincisi zarın bu hareketi daha önceden yapmış olması ve stresi sanki kısmen üstündeki satış baskısını üstünden hafifletmiş olması bir etken. İkinci etkense işte çok doğal ki Türkiye'nin kendi içinde özellikle bu FED-IMF ortaklığı kredi mi dersiniz artık destek paketi mi dersiniz ne derseniz deyin. O konuda gelişmeleri çok izleyemiyoruz da açıkçası haber almak biraz şey oluyor. O konuda zor oluyor.
O konuda bir tutukluk var. O konuda bir Türkiye tarafından geri çekilme mi var? Yoksa IMF ve FED mi Türkiye'yi biraz hani sizin şuyunuz eksik, buyunuz eksik, biraz kredibiliteniz eksik. Ama zaten kredibilite açısından Türkiye'nin rakamı belli. 9,5-10 milyar dolar civarında bir kullanılabilir kredisi var orada. Olması gerekir diye biliyoruz. %150'si kadar bir rakam diyorlar çünkü. 6 milyar dolar gibi bir puanı var Türkiye'nin orada. %150'si dediğiniz zaman 9-10 milyar dolara tekabül ediyor ki bu rakam bu krediden neden kaçılıyor? Çok anlamak mümkün değil. Görüşmeler devam ediyor mu bu doğrultuda? Yani tabii rutin görüşmeler zaten devam ediyor. IMF ile Türkiye arasında her zaman neticede IMF'nin bir üyesi sadece bizle ilgili değil, bütün dünya bankaları IMF ile her zaman görüşüyor. Yani bu görüşmeyi bir suçlayıcı manada kullanmıyoruz. Hani adamların işi bu zaten, yani birbirleriyle görüşecekler periyodik aralıklarla ama bu doğrultuda görüşmeler ne aşamada onu bilmiyoruz. Bizim taraftan baktığınızda bu işten biraz daha mesafeli durulması mı isteniyor? Onu da bilmiyoruz. Yani açıkçası gelen bilgiler çok net ve sağlıklı değil. Biraz mesafeli duruyorsa neden mesafe var? Onu da bilmiyorum. Sanıyorum herhalde politik gerekçelerden olabilir belki. Eskiden beri tukaka yapılan IMF'den şimdi borç almak, kredi almak, destek almak biraz bizim yöneticilerin zoruna gidiyor olabilir. O tabii tartışma meselesi, bizim işimiz siyaset değil ama hani 10 liraya mesaj at abi diyorsan bu mevzuyu da çok şey soruna, gurur meselesi sorununa getirmemek lazım diye düşünüyorum. Bu benim fikrim, bilmiyorum. Bakalım ne olacak, gelişmeleri yakından göreceğiz. Gündemin son zamanlardaki gündemin belki kendi içimizde petrolden dolayı biraz fazla şey oldu ama en çok konuşulan piyasalar konusunda aslında benim gördüğüm mevzularından birisi de şey bu Brent'in grafiği. Keşke biz de buralarda olabilseydik diyesi geliyor insanın. Neyse, hep açık bunu. Şeyi psikolojik baskı yaratmasın petrol işlemi olan arkadaşlar üstünde. Bir mevzu daha aklımıza geldiği için ben not almışım. Onu şey yapalım. Son zamanlar işte bu korona hikayesinden kaynaklı Amerika'nın kendi içindeki hatta gelişen ülkelere işte Fed kaynaklı IMF dağıtacak parayı, işin özünde IMF'de de yok mesela, onun gibi bütün dünyaya para dağıtıyor olması Fed'in bilançolarını çok şişirir hale geldi. İşte 2,5 trilyon, 3 trilyon civarında dolaşan bilanço büyüklüğü son zamanlarda işte takip eden arkadaşlar biliyorlar. Neredeyse 6 trilyon dolara, 4 trilyon, 5 trilyonu hızla geçtik. 6 trilyon dolara yaklaşan bir bilançosu oluştu ki çok daha üstüne çıkacağı belli ilerleyen dönemlerde açıkçası. Nereye gider bilmiyoruz tabii. Ne kadar neye destek vereceklerine de bağlı bu. Şimdi soru şu. Hani bizde de konuşuldu. Küçük esnafa destek vermek için gerekirse Merkez Bankası para bassın. Şeyde de konuşuluyor tabii, bu Amerika'da da konuşuluyor. Fed para basıyor, para basacak. Yani evet, şimdi çok klasik bir söylem şu. Piyasadaki emisyonunuz büyüyorsa, hani şimdiki de işte bilanço denilen şey büyüyorsa, hele bir de aktif para, dönen aktif para büyüyorsa, her zaman çünkü şey olmuyor, yani bastığınız paranın tamamı, özellikle para bahsettiğimiz para dolarsa piyasada dolaşmayabiliyor. Çünkü rezerv para olarak kullanılıyor bu paranın çok ciddi bir kısmı. Piyasada dolaşan para çok aşırı miktarda şişmeye başlarsa bu o paranın hızla değer kaybetmesine sebep olur. Olabilir. Böyle bunlar ciddi handikaplar diye konuşuluyor. İlerleyen dönemlerde de bu Amerika'nın başına çok ciddi dert açabilir. Böyle bir risk var mı?
Yani aslına bakarsanız şimdi krizin başladığı günden bugüne doğru gelişen olayları yorumladığınızda en azından şimdilik böyle bir risk olmadığını çok net görüyoruz. Neden böyle bir risk yok? 2,5 trilyon dolardan 5 trilyon dolara çıkmış bir bilanço varsa, yani iki katına bilançomuz çıkmışsa, bu etki görülecek değilse şimdiye kadar görülmüş olmalıydı. En azından hissedilir seviyede bir fark oluşurdu. Halbuki geçen süre içerisinde bakıyoruz, ne dolar endeksinde böyle bir zayıflama var, ne de Amerikan tahvillerinde bunun herhangi bir işaretini göremiyoruz. Şimdi güvenli liman dediğimiz altının bile gösteremediği dirayeti gösterdi dolar. Bu daha önce, hatta bu virüs hikayesi başlamadan önce hepinizin hatırlayacağı şey vardı, işte Amerikan doları çok zayıflıyor bilmem ne falan. Hani bu fikirlerin hepsinin çöp olduğunu, pul olduğunu çok net ispat etti. Ortada değerli bir güvenli liman hikayesi varsa bunun adı dolar. Yani adam size bir kağıdın üstüne işte bu 100 dolardır arkadaş diyor, basıyor. O kağıdın maliyetine diyelim ki 1 sent, bu 100 dolardır diyor. 1 sente, 2 sente mal ettiği kağıt parçasını size veriyor. Karşılığında da 100 dolar karşılığı bir şey alıyor. Meyve alıyor, sebze alıyor, hizmet alıyor. Neyse bir şey alıyor. Ama hani karşılıksız zenginleşme denilen şey de bu olsa gerek. Çok ciddi şekilde karşılıksız zenginleşiyor. Bu Amerika'nın aleyhine çalışmaz. Tam tersi lehine çalışıyor. Şimdi yani Amerika verdiği parayı bu basının hayrına vermiyor. Bir şey karşılığında veriyor. Yani ya sizden mal alıyor veriyor ya bunu kredi olarak veriyor. Ama 3 gün sonra, ama 3 yıl sonra, ama 10 yıl sonra bunu faiziyle de geri almak üzere veriyor. Yani şimdi her halükarda sizden bir şey alıyor ve daha fazla bir şey alıyor. Hani basit mantık bile onu gerektirmez mi? Yani şimdi siz kendi adınızı düşünün. Hani bunu büyütmek şey değil. Birisi size bir yetki verse, bir kağıdın üstüne bu 10 bin liradır, bu 1000 liradır, bu 50 liradır, bu 100 liradır gibi imzalayıp piyasaya dağıtma yetkiniz olsa, yani değil mi? Yani hiçbir şey yapmadan böyle milyonlarca lira, milyonlarca dolar para kazanma hikayesi olur ki buna benzeyen bir şey. Tabii bu kadar basit değil. Ülkeler arası para basması, ülkelerin para basması, işte bilançosunu büyütmesi falan, ama basit mantık olarak da bu örneği anlatmanın da bir sakıncası yok. Dolayısıyla şuraya gelmek istiyorum. Bilanço büyüklüğünün ne Amerikan ekonomisine, ne Fed'in politikalarına, para politikalarına herhangi bir menfi etki yapacağını sanmıyorum ben şahsen. İlerleyen çok uzun dönemlerde bu olabilir. Yani koronavirüs hikayesi gündemden çıktıktan sonra, işte piyasanın paniği tamamen ortadan kalktıktan sonraki piyasa zaten çok enteresan. Özellikle son 5 yıldır çok enteresan. Hani bu panik ortadan kalksa bir başka panik geliyor. Bundan işte 3 ay önce koronavirüs meselesi yoktu ama Amerika-Çin ticaret savaşı hikayesi vardı. Ondan önce Amerika-İran olası savaşı vardı. Ondan önce Amerika-Kuzey Kore savaşı vardı. Dikkat ederseniz bu dolar bacaklı parite gibi hep bir tarafında Amerika var. Bu tür gerginlikler tabii çok doğal Amerika'ya ve Amerikan dolarına çok ciddi şekilde yarıyor. Hemen özellikle son dönemde gördüğümüz gibi, hani adam altını satıp nakde dönüyorsa bunun karşılığında söyleyecek bir şey yok demektir açıkçası. Yani bu doğrultuda ben Fed'in bilanço büyütmesinin tekrar söylüyorum, ne ABD dolarına ne Amerikan mali ve para politikalarına herhangi menfi bir etkisi olmasını beklemiyorum. İlerleyen dönemlerde de eğer ortalık sakinleşmeye başlarsa daha önce yaptığı gibi peyderpey piyasadan bu parayı çekmesini de bilecektir zaten Amerika. O konuda ben böyle dolar endeksinin
çok abuk sabuk aşağılarda bir yeri böyle 6 trilyon dolarla ilerleyen dönemlerde belki 7-8 trilyon, 10 trilyon dolarlarla bilmiyoruz artık nereye kadar büyüyeceğini bilançonun. Oraya gelecek rakamlarla böyle dolar endeksinin sürmeyeceğini falan düşünmüyorum. Elbette bir takım dolar endeksi de olsa bir takım küçük dalgalanmalar euro doların ya da sterlinin bir takım işte %2'lik, %3'lük, %5'lik hani zaten dalgalanma marjı kendi içinde her zaman var. Bunu da yaşayabilir. Bunun ötesinde başka bir şey olacağını ben açıkçası düşünmüyorum. Şimdi sorulara gelelim arkadaşlar. Geçen sefer çok şey yaptık. Biraz geç kalmıştık. O esnada da şey gitti. Sıradan bakalım. Hocam merhaba. Zafer Bey yazmış. Hocam merhaba. Bir arkadaşım 22-23 dolarlardayken US Oil fonu almış. Ve şu an %50'li zarar ettiğini söyledi. Çok daha zararlar görmediyseniz benim ekrandan gösterebilirim. Zafer Bey'in %50 zarar falan bir şey değil. Neyse devam edelim. %50 zarar ettiğini söyledi. Şimdi bu fonlar batacağını söyledi. Ben fonları bilmediğim için yorum yapamadım. %50 zararla çıkıp kalan parayı kurtarayım mı yoksa bekleyeyim mi diye sordu. Bu arada bugün Invesco'da Baran Kaş fiyatların 2 hafta içinde çökeceği gibi bir yazı da çıktı. Kafam karıştı. Tavsiye olarak almayacağım. İşte bu konuda kısa bir bilgi alabilirim. Tabii şimdi önce şeyden başlayalım. Onun cevabı kısa olduğu için söyleyeyim hemen. Invest'te evet bugün böyle bir yazı çıktı. Fiyatların çökeceğiyle ilgili değil de yani yazıyı tam olarak şöyle söyleyelim. 2 hafta içerisinde fiyatların tekrar negatif fiyatlamayı görebileceğiyle ilgili bir yazıydı o. Bu yalnız spot fiyatla ilgili değil. Bu konuyu da birkaç arkadaşa çok soran oldu bu mevzuyu. Bu yazıyı gören oldu, çok gören olduğu için. Yani geçen seferki şeyle aynı aslında mevzu. Nisan-Mayıs kontratı arasında oluşan olayla aynı. Orada da eksi 36 dolara 38 doları görmüştük. Ama bu bizim petrol spot petrol fiyatı ile ilgili bir mevzu değil. Vadeli fiyatlarla ilgili bir hikaye. Yani eksi şimdi zaten bundan 15-20 gün önce 15-20 gün bile olmadı herhalde. Bir hafta kadar önce işte eksi 36'yı eksi 38'i gören petrol kontratları üstünden bir ay geçtikten sonra önümüzdeki dönem kontrat değişiminde ya eksi 3'ü 5'i görürse bu kimse için sürpriz olmamalı. Hani ya bir nevi iyi gelişme bile denebilir. Kontrat dönemindeki baskının hafiflediğine, işlerin daha da rayına yavaş yavaş da olsa rayına girdiğine delalet diye de kabul bile edilebilir bence. Hani orada eksi 36 ve eksi 38 civarını gördüğünü unutmamak lazım. Eksiye inmesi spot fiyatlamayla baktığınız zaman çok farklı şeyler. Yani bunlar geçen sefer de söylemiştim. Elma ile armut kadar birbirinden farklı şeyler. Onun için o kadar vahim bir durum değil yani vadeli kontratların eksiye inmesi. Arkadaşınızın size sorduğu soruya gelince, şimdi elindeki fonların %50 zarar etmiş olduğunu söylüyor. Buradan hani kol kesip çıkmak mı bir manada öyle diyelim, yoksa elinde tutup devam ettirmek mi? Ya bunun için hiçbir şey söylemek doğru değil şu açıdan. Hani sizi yanıltırım yanıltmam endişesi taşıdığım için söylemiyorum. Sadece bu fonun içeriğinin ne olduğunu bilmek lazım. Yani fonun içeriğinde eğer böyle fonlar da var. İşte daha dün bir arkadaşla konuşuyorduk. Bir bankanın, Akbank'ın yanılmıyorsam %98 içeriği işte VTI ve Brent karışımı derken hani fiziksel karışımdan bahsetmiyorum. İşte toplam %98'i VTI ve Brent'ten oluşan %1,5 %2'si sadece Amerika'da bir petrol şirketinin oluşturduğu toplam fon yani içinde hisse varsa sıkıntı onu söyleyelim. Petrol şirketinin hissesi varsa bu fonun içinde ciddi oranda böyle bir hisse taşıyorsa evet bence sıkıntı. Ama hisse miktarı azsa çünkü bu tür fonlar hep bir karışım bir sepet halinde yapılır. Bu sepetin içeriği çok önemli.
VTI ve Brent'in ağırlıkta, ciddi şekilde ağırlıkta bulunduğu bir fonsa bence hiç korkmaya sebep yok. Eğer kısa sürede elinden çıkarması gerekmiyorsa, nakit ihtiyacı yoksa, ha bugünlerde çıkartırsa zaten hani çok kötü. Yani zaten fiyat çok kötü. Hani zaten diplere yakın, kaybetse ne kadar kaybedecek, ama hani hisse senedi gibi düşünürseniz, hisse senedinde şöyle bir durum var. Şirket batarsa elinizdeki hisse çöp olur, ama burada petrolün batması diye bir şey söz konusu değil. Bir ayda yerine gelmez, 2 ayda gelir. 2 ayda gelmez, 4 ayda gelir, ama sizden ekmek istemeyen, su istemeyen böyle bir fon varsa elinizde, bu fon bir gün olur yerine gelir. Bunda bir tereddüt yok. Bence olayı böyle değerlendirmek lazım, ama dediğim gibi Zafer Bey, tamamen bu şeyle ilgili. Yani fonun içeriği, fonun içindeki sepetin muhteviyatı burada çok önemli. Şirket hisseleri var mı yok mu, ya da sadece petrolün kendi şeyi mi, ona çok iyi bakmak lazım. Hisse ağırlıktaysa o sıkıntılı. Ali'nin bir sorusu var. Tedbir ve ölüm oranları bana büyük senaryo geliyor. Acaba amaç nedir? Kimleri öne çıkarmak, zenginlerin yerini değiştirmek vesaire. Yani ben bu tedbirler ve ölüm, yani ölüme diyecek bir şey yok tabii. Yani şimdi onun üstünden konuştuğumuz zaman çok antipatik oluyor, ama yani bu korona tedbirlerini gerek dünyada gerek Türkiye'de, yani bu benim şahsi fikrim, çok abartıldığını düşünüyorum. Ya bunu da samimi söylüyorum, hani abartıldı ve petrol çöktü, ben de bundan etkilendim falan manasında taraflı bir bakış açısı da söylemiyorum. Hep eskiden beri konuşuyoruz bu korona hikayesi çıktığından beri. Yani hani sıradan alelade bildiğimiz bir gribin bile ölüm oranının çok üstünde olmayan bir ölüm oranı varsa, yani niye bu kadar abartıldığını ben anlamış değilim şahsen. Ama çok hızlı bulaşıyor. Ya ne yapalım, bulaşıyorsa bulaşıyor abi. Yani hani mesele üstünüze aldığınız risk meselesi. Ben bunu zaten eskiden beri çok, yani eskiden beri dedim hani bu hikaye başladığından beri biraz taraflı bakıyorum, belki onu bilmiyorum, ama şey görüyorum, yani biraz fazla abartıldığını düşünüyorum. Ya sermayenin el değiştirmesi falan, ben bunlara, bu senaryolara çok inanmıyorum Ali ya. Yani bunu piyasada çok yapan yorumcu var. İşte yarın hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. İşte eskisi gibi olmayacak. Yeni normal bilmem ne falan, yok. Yani bunlar çok böyle şey, yani sen öyle söylüyorsun diye söylemiyorum. Ben piyasadaki yorumları kastediyorum. Ya ben öyle olacağını düşünmüyorum. Bakın yani bundan virüs meselesi çıkmadan önce de işte herkes ortaya bir tez atıyordu. Şöyle olacak, böyle olacak, bilmem ne olacak. İşte ilerleyen dönemlerde dünya finansal yapısı değişecek, ne olacak? İşte coinler öne çıkacak, ne olacak? Dolar tuvalet kağıdı olacak, ne olacak? Amerika çökecek. Abi ne oldu? Yani ne oldu? İlk fırsatta Amerika kendini kanıtladı. Coinler çöktü. Kimsenin yüzüne baktığı yok şu anda. Dolar aldı başını gitti. Hem endeks olarak, hem kıymetli para olarak, hem güvenli liman olarak her şeyin önüne geçti. Yani burada da ben farklı bir senaryo şeyi duymuyorum, hissetmiyorum. Yani işte servetler el değiştirecek bilmem, ya elbette tabii zarar edenler olacak, para kazanlar olacak, krizi fırsata çevirenler olacak. Başka türlü bu gündemi başka türlü yönetenler olacak. Bunlar çok normal, ama işte böyle para piyasasının temel değerler üstünden sarsılacağı, her şeyin topyekün değişeceği falan, öyle bir durum ben şahsen beklemiyorum. Yani ya senaryo mudur değil midir onu bilemem. O kadar büyük akıl yürütecek bir şeyim yok. Yani o öyle çok yukarıdan bakabilecek bir durumda değiliz açıkçası. Ama ben öyle topyekün bir takım şey, ya bir de insan hafızası çok şeydir. Yani hani çabuk unuturuz. Yani şimdi işte her ikili koltuğa, bir çok basit örnek, yani ikili koltuğa bir kişi otursun,
bir ara verilsin. Arkada işte yarın öbür gün normale döndüğümüzde metrolarda bile düzen böyle olacak, şöyle olacak falan çok büyük hassasiyetle tedbirler anlatılıyor ya. Yani çok ileri gitmeyin bakın ben söylüyorum size. Yani bu benim tahminim tabii göreceğiz, yaşayacağız. Ya bundan 3-5 ay sonra tıklım tıklım iş metroları hep beraber göreceğiz yani. Tıklım tıkış halk otobüslerini göreceğiz, dolmuşları göreceğiz. Ne polis bunu önemseyecek, ne dolmuş şoförü önemseyecek. Yani bunlar olacak şeyler. İnsanlar böyle sorun zamanında bazı şeyleri çok abartsalar da yani üstünden bir kısa bir süre geçtikten sonra çok kolay unutulur bu tür dertler. Tatlı bir anı olarak kalır. Umarım bizim için de öyle olur. Ben öyle çok ciddi temelden değişiklikler beklemiyorum. Uzatmış olmayayım, işimiz bu. Fed kararının dolar TL'de etkisi olur mu? Fed kararının dolar TL'de çok ciddi bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Daha çok Fed kararının yani dolar TL'de neyin etkisi olur onu söyleyelim. İşte biraz önce söyledik. Dolar TL'de bu Fed ve IMF odaklı o 10 milyar dolarlık kredinin krediden faydalanılmaması önemli bir etki olur. Bu ileride netleşirse önümüzdeki günlerde evet kullanılıyor ya da hayır kullanılmıyor gibi net bir tavır ve hareket çıkarsa bu etkili olur. Yani müspet ya da menfi tabii gelecek sonucun ne olacağına bağlı olarak değişir ama daha çok ben yarınki FED kararının işte belki altında bile olmayabilir. Yani çok ciddi bir hareket değil ama borsalarda ve majör para çiftlerinde biraz daha uzun vadede. Ama borsada işte önümüzdeki karardan hemen sonraki günler içerisinde etkili olabileceğini düşünüyorum. Ama borsa yatırımcısının çok daha etkileneceği bir müspet ya da menfi bilemem artık çıkacak karara göre. Ama ben karar ne çıkarsa çıksın borsaları çok pozitif etkileyeceğini düşünmüyorum. En başında da söylediğim gibi büyük borsalardan bahsediyorum. Tabii büyük borsaların etkilenmesinden bizim gibi ülkelerin borsaları da çok doğrudan etkileniyor. Bunu da inkar edemeyiz. Ben daha çok dediğim gibi borsaların etkileneceğini düşünüyorum. Bir başka soru ne diyor? Ali sormuş gene. Remzi abi tipinde özellikle son bir ay video konuştum. Özellikle petrol sormuş. Spot fiyat etkiye eksiye düşmez. Bunu biliyoruz artık ama spot dolar olsa bile tipinde ekranında fon varsa işlemin kapatılmayacağını söyledi. Teyit amaçlı sormak istedim abi. Size de yok 0,1 dolarda kapatılmaz zaten Ali. Böyle bir şey yok. Yani şimdi oradaki mevzu şu biraz ya şimdi bir de ayrıca bak şimdi alınmaya başladım ben. Niye ay bir de konuştum ya bana soruyorsun ben cevap vermiyorum. Vermiyor muyum? Yani hani neyse alınganlık yapmayayım. Ya biz bunu daha önce de defalarca konuştuk. Spot fiyat eksiye düşmez. Tabii ki düşmez. Spot fiyatta düşebilecek en düşük rakam 0,01'dir. 0,01'dir. MetaTrader'dan bahsediyoruz. Burada yazdığım rakamda bir yanlışlık yoksa 0,1'e inse bile bir sorun olmaz. Onda bir sorun olmaz. Ama buradaki sıkıntı şu. Hani 0,01'e düşerse ve petrol anlık olarak spot farkı kaynaklı dahi olsa bir bacağı eksiye gitmek zorunda kalırsa ya da ola ki hani işin teknik ilerlemesinden bahsediyorum Ali. Yani buraya düşecek diye söylemiyorum. Yani tekrar söylüyorum panik yapacak yer aramıyoruz tamam mı? İşin teknik ilerlemesinden söylüyorum. Sadece petrolle ilgili değil herhangi bir enstrümanda yani bu sadece emtiada olabilir. Para çiftlerinde olamaz tabii. Ütopik bir senaryo olarak çizelim. 0,01 alım tarafı olursa alım fiyatı yani buy fiyatı 0,01 olursa çok doğal ki spread farkından dolayı satış fiyatı eksi olmak zorunda kalır. Yani spread farkı kadar bile eksi olmak zorunda kalır.
Şimdi MetaTrader de eksi basmayacağı için böyle bir durumda fiyatların şeyin eldeki pozisyonların ya da bir başka uçuk örnek daha söyleyeyim. Anlık olarak eksiye MetaTrader'da inmese bile anlık olarak reel fiyatların eksiye inmesi var mı? Bunu şöyle diye algılamayın. Yani hani hem para veriyoruz hem petrol veriyoruz şeklinde değil. O fiyat sapmalarında yani günümüzde neticede mantık olarak reel piyasada böyle bir hareket olmamasına rağmen algoritmik fiyatların çok anlık olarak eksiye geçmesi mümkün olabilir. Ama bu MetaTrader'da mümkün değil. Yani MetaTrader'ın böyle bir eksi fiyat basma özelliği yok. Öyle bir durumda açıkçası şöyle bir şey var. Yani neticede firma Tikmil bunu yapar mı yapmaz mı ya da böyle bir durumda ne yapar? İnşallah oralara gelmeyiz ama yani sizin eksi bakiyenizi biz karşılamak zorunda değiliz diye fiyat, daha doğrusu bu aracı kurumla da ilgili değil. Fiyat sağlayıcıdan ben bu operasyonel olarak bu işlemleri buy ya da sell önemli değil. Kapatıyorum dediğinde fiyatlar kapatılır. Yani işlemler kapatılır daha doğrusu. Ama pratik olarak da hani sıfır seviyesini görmek çok mantıklı bir şey olmadığı için ben bunların yaşanacağını düşünmüyorum. Hiç bunları gözünüze getirip şey yapmayın, moralinizi bozmaya değmez. Bakın ufak ufak da olsa iyi sinyaller oluyor. Hani hepinizin yerine ben düşünüyorum, merak etmeyin. Hepinizin yerine ben stres yapıyorum, onu da merak etmeyin. Onun için böyle olmamış şeyler üstünde kafa yorup canınızı sıkmaya ben değmez diye düşünüyorum. Siz bilirsiniz gene de. Aha, yani mevzu şu tabii, yani mesela tedbir almak tabii, böyle olursa tedbir, ama bunun sizin ya da benim tedbir almakla ilgili bir şey yok. O an fiyat sağlayıcının vereceği kararla ilgili bir şey. Zaten bu olacaksa bile çok anlık bir şey olacak. Çünkü devamı çok teknik olarak sıkıntılı olur. O esnada da fiyat sağlayıcının, yani bu daha önce yaşanan bir şey, yaşanmış bir şey de değil. Ama böyle bir hakkı var mı derseniz, evet var. Bu hakkı kullanır mı onu bilmiyorum. Yani böyle bir hakkı var mı? Evet var. Başka sanıyorum genel olarak şeyleri de bu şekilde özetlemiş olduk. Son olarak şunu söyleyeyim. Hani en son böyle bir olumsuz cevap vererek kapatmış gibi olmayayım. Şunu söylüyorum arkadaşlar. Ali, sana da söylemiş olayım bunu. Senin pozisyonların olduğunu biliyorum. Yani bu bizim çevremizde herkesin neredeyse petrol pozisyonu var zaten. Mevzu şu, işin özü. Ben tamamen tarafsız fikrimi söyleyeyim. Bu bende kendi pozisyonum var diye söylemiyorum. Şurada önümüzdeki kontrat değişim dönemi ve stok meselesi açısından özellikle stok kontrat değişimi zaten stoklara bağlı olarak baskı yiyor. Stok meselesi açısından çok ciddi dezavantajlı gelişmeler olmazsa ufak ufak hatta pozitif sinyaller, işte küçük miktarda talep yükselmesi, küçük miktarda arz kesintileri, Amerika'daki mevzudan bahsediyorum doğrudan VTI için. Yani OPEC artı OPEC Plus'ın bilmem neyin falan filan yapacağı şeylerden bahsetmiyorum. O zaten Brent'e yeteri kadar yansıdı. Ama bugünkü hareketlerde bile görüyoruz ki Brent hareketi doğrudan birebir VTI'ye yansımıyor. Onun için özellikle Amerika'nın kendi içinden bu tür olumlu haberlerin gelmesi çok önemli. Dediğim gibi hayatın canlanması adına her geçen süre petrol fiyatlarında evet bir swap maliyeti var ama fiyatların yükselmesi karşısında bu swap maliyeti altından kalkılmaz ve halledilmeyecek seviyelerde değil bana göre. Onun için çok şeyle düşünmeyin. Her geçen gün olumluya doğru gidiyor. Yani fiyat açısından söylüyorum. Petrol için artı hani en azından şunu gördük değil mi? İşte oradan
30'lara, 30'lardan 20'lere, sonra onlu rakamlara, sonra tekhaneli rakamlara ne kadar hızlı ve ne kadar sert ve kararlı indiğini gördük. Yani sadece fikir olsun, değerlendirirken böyle değerlendirin diye söylüyorum. Şu bölgede bile neredeyse bir haftadır, işte değil mi? Tikbil'deki seviyelerden bahsediyorum. 7.60'da 8.8.10, 8.20 arasında bir hafta 10 gündür evet yukarı doğru bir net ve kararlı bir hareket yok ama çok iştahlı bir aşağıyı kırma şeyi de yok. Öyle bir tarzı da yok fiyat gelişimi. Hani öyle değil midir? Bir kere çok aşırı hızlı gelen şeyin giden bir arabanın yavaşlamış daha makul seviyelerde bir hızla seyrediyor olması bile olumlu kabul edilebilir. Hani tehlike kısmen daha azaldı gibi yorumlanabilir. Ben o tarafından bakmayı tercih ediyorum işe. Siz de öyle bakın. Onun dışında da şu anda seyretmekten başka yapacak bir şey yok. Ben ümitsiz değilim. Öyle bir karamsar böyle sıfırlar falan filan öyle olacağını hiç düşünmüyorum. Özellikle şuradan da güç kazanarak söylüyorum. Bu da çok önemli. Bu webinarın başında söylediğim Tikbil'in şu anda uyguladığı ortalama fiyat politikası bunu neredeyse bizim için çok ciddi şekilde risk olarak azalttığını düşünüyorum. Gerçekten çok önemli. Yoksa 3.5'ları, 4'leri, 4.5'ları görmüş firmaların yanında hani biz hala 6'lar 6.70'i dip olarak bir kere görüp sonra 7.50, 7.40'ın altına inmeyen bir ekranınız varsa daha olumlu bakmaya da hakkınız var diye düşünüyorum. Geçen seferki gibi çok uzatıp çok bekletmeyeyim. Herkesin işi gücü var. Bir sonraki seminer bildiğiniz gibi Perşembe günü akşam 6'da arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar, bol kazançlar diliyorum. Son kez bir sorulara bakıyorum. Evet, yeni bir soru yok. Hepinize katılımınız için teşekkür ediyorum. İyi akşamlar arkadaşlar.